20 yaşındaki Maya Hughes, başından geçenleri Twitter'da paylaşınca, insanlar bu acıklı öyküde kızın 5 yaşındayken hayatının tamamen yabancı birisi tarafından kurtarılmasına şaşırdılar. Her şey yıllar önce Maya'nın annesi kızını memleketine Sierra Leone'ye götürünce başladı. Sierra Leone'ye taşınmalarının 4. ayı gibi Maya hastalandı ve tedavi için Amerika'ya dönmesi gerekti. Ama o zamanlar annesi Sesay, ailesel nedenlerden dolayı kızıyla birlikte Maryland'a dönemedi. Sesay, çaresizlik içinde Amerika'ya giden birisini bulabilmek umuduyla kızını havaalanına götürdü. Sesay'a göre kızın durumu ölüm kalım durumuydu. Kızın Maryland'a dönüp oradaki akrabaları tarafından ihtiyacı olan tıbbi yardıma kavuşması gerekiyordu. Anne havaalanından bir uçak bileti aldı ve check-in'de çalışanından yöneticiye kadar herkesten yardım istedi. Ancak çalışanlar bu durumun havaalanı politikasına aykırı olduğunu belirtti. Çünkü 5 yaşında bir kızın yanında bir büyük olmadan uçağa binmesi yasaktı. Genç kadın çaresizce kızına yolculuğu boyunca eşlik edecek birini bulmak için arayışa başladı. Yaklaştığı tüm insanlar bu sıra dışı talebe olumsuz yanıt verdiler. En sonunda Sesay, uçuş kapısının önünde tek başına oturan bir adamı fark etti. Büyük annesinin cenazesi için Amerika'ya giden adam, kendisine yöneltilen bu yardım çağrısını başta reddetse de annenin gözlerindeki çaresizliği gördükten sonra küçük kızla birlikte yolculuk yapabileceğini söyledi. Sesay o anları şu sözlerle ifade etti. Uçağın kalkışını izledim ve de o sırada da kızımı tamamen bir yabancıya teslim ettiğimi fark ettim. Bu bir dramdı benim için. Neyse ki genç adam küçük kıza yolculuk boyunca son derece içtenlikle davrandı. Korkudan ağlayan Maya'yı teselli etti ve şarkı söyledi. Saatler sonra uçak güvenli bir şekilde Virginia'daki Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na indi. Kızın anneannesi onu orada bekliyordu. Uçaktan inen kız hemen anneannesine koştu. Ancak o karmaşada adını bile öğrenemedikleri adam gözden kaybolmuştu. Maya'nın ailesi onun izini bir daha bulamadı. Sesay yaklaşık 6 yıl önce bu olayı kuzenine anlattığını ve kuzeninin de kendisine bu tarz bir olayı anlatan eski bir iş arkadaşı olduğunu söylediğini belirtti. İsmi Tom Perrillo'ydu. Sesay adamın e-mailini bulup adama mail yolladı ve adam da cevap verince bunun kızı 6 yıl önce götüren o adam olduğunu anladı. Perrillo bir sosyal yardım kuruluşunun yöneticisiydi ve eski bir Virginia milletvekiliydi. Maya ve annesi Perrillo ile şahsen tanışmayı çok istedi. Ama birbirlerinden çok uzak yerlerde yaşadıkları için onunla buluşmak epey zordu. Üçlü birlikte hala buluşamadılar. Bu adamın yaptığı cidden çok büyük bir iyilikti. Maya ve annesi hikayeyi sosyal medyada paylaşınca basın da buna ilgi gösterdi. Üçlünün hikayesi televizyon kanallarında da anlatıldı. Muhabirler Perrillo'ya ulaştıklarında Perrillo onlara bu olayın sanki bir filmden sahne gibi olduğunu anlattı. Maya da bu tarz insanların hala dünyada var olduğunu bilmenin çok güzel bir şey olduğunu söyledi. Kızın annesi, o gün Perrillo bize yardım etmeseydi, kızımın belki de artık hayatta olamayacağını söyledi ve ona ömrünün sonuna kadar minnettar kalacağını söyledi.